Bu adama direkt ehliyeti vermeleri lazım. Bayağı bir adapte olamadık, sıkıntı oluyor. Geceleri uykum kaçmaya başladı. Vallahi benim şu an tek konuştuğum şey araba parçalarıyla ilgili. Dur lan konuşayım ben abi. Tamam, ne yapayım diyor. Eğer kompresör sen olsun diyor. Traktör brake help. Service brake test. Service brake test. Help. Instructor, can you count me? Sınavdan sonra da ehliyeti eline alıp Onur abinin yanına veriyoruz. Vay anasını. Meşhur green card bulmamış şimdi. Snaplerini arıyoruz Ertan abinin. Onlar da mı ezberlenecek? bu daha kolay permit'ten. Valla en kısa sınavlardan biri oldu. Ya bana iyi filan bir şeyler dedi böyle. Ben de dedim işte Türkiye'de truck driver'ım. Nasıl dedin? I am Turkey. Ertan Reis. Permit'i aldı artık yollarda. Permit işi bitti artık. Reis okul tamamlıyor. Zaten Ertan Reis öğretecek bir şey yok da yasal sebepten dolayı saatini dolduruyor. Arkada Kenan var. Eski öğrencilerimizden Fuat abi. Artık CDL sahibi. Evet, Ertan abimin hocalığını da ben yapıyorum. Onun için yani hocalık denmez de yanında duruyorum. Adam zaten yılların tırcısı. Bu adama direkt ehliyeti vermeleri lazım. Evet abi, Allah. Müthiş. Senden ayrılacağım diye çok üzülüyorum Ertan abi. Umarım yollarda tekrardan karşılaşırız. İnşallah. Sana özel şoförlük yaptık lan. Havalimanına kadar getirdik. Evet Ertan abi. Geçtiğimiz videolarda zaten hatırlıyorsunuz. Şimdi Ertan abimle yola çıkacağız. Ertan abimi uğurluyoruz. Artık bizim yolculuk başlıyor Ertan abi. Hoş geldin abi ailemize. Ertan abimle Bursa'da tanıştık. Green Card talihlisi. Şimdi gideceğiz onu inşallah 1-2 ayda tırcı yapacağız. 1-2 aya bitiyor, 1-2 aya başlıyor. Ertan abi bundan sonra bizimle. Kenan'ı da az çok tanıyorsunuz. Ertan abiyle yolculuğumuzu yaptık, geldik. Sınıfta okudu. Formalite gereği zaten 40 saat. Nasıldı sınıf süreci abi? Valla sınıf dilden anlayan arkadaşlar için güzel, faydalı. Aa, bizim için İngilizcemiz olmadığı için. He, ben de ne yaptım? O ara ezber yaptım. Permit'e hazırlandım. Permit için ezber yaptık. Bir 5-6 kere girdik. Ama 6. sefere Allah şükür aldık bence permit'i. Bence hızlı aldı Ertan abi. Nasıl aldın abi permit'i? Kendim de gördüm. Eve gittik, devamlı evet. Telefondan test çöz. Soru ezberle, test çöz, soru ezberle. Ha, biraz zor oldu ama azmettik. 6 gün içinde aldık. Ama İyi sıfır İngilizceyle yani. Alınır diyorsun. Alınır tabii ama işte sana bağlı. Çalışmak ha, lazım. Çalışmak çalıştın, lazım. Sorular çözdün. Bir ayın içinde. Hallettin yani. Hallettik ama nasıl hallettik? İngilizce olmayınca çok sıkıntı oluyor. Ha, yapacak şey yok. Yine Allah'a şükür. Evet. Israrla test çöz, soru çöz, test çöz, soru çöz. ÖSS'ye hazırlanır gibi Ertan abi hazırladık. Türkiye'de bu kadar okusaydım zaten ben buralara gelmezdim yani. Siz her akşam gezmeye tozmaya gittiniz. Biz hiçbir yere gitmedik yani. Biz evden dışarı çıkmadık yani. Eğlenme sırası sende olur abi. Yaza bir şey kalmadı. Sene zaten abi. Dominik sözüm var. Bu sözde kararlıyım ama sadece bizim okuldan mezun olan tırcılara hepsi gelebilir. Beraber takılmak zorunda değiliz tabii. 30 kişi ne yapacağız? Ama Dominik büyük bir ülke. Ben bütün ayarlamaları yapacağım. Kış ayında tırdan yorulunca asıp gideceğiz. Abim yemek ısmarlıyor gider ayak. Afiyet, daha şeker olsun abi. Ehliyet alan bir şey ısmarlıyor. Permit alınca da ısmarlamışsın abi. O gün sınavı geçemeyeceğim dedim yine. Bunlara dedim, ulan dedim bugün geçersem yemek söyleyeceğim dedim. Kaçtık tırtık oldu geçtik. 60 dolar yemek parası. 70. 70 mi? Ne ısmarladın? Yine Sap Bey. Yine Sap Bey gibi bir yere gittik işte böyle. Ehliyetin ki daha büyük olur artık abi. Allah seninle yardımcı olsun. Abi. Abi çok emeğim var. Çok teşekkür ederim. Hakkını helal et. Ne demek abi, görüşürüz. İş için haberleşiriz. Tamam. Şeyin numarasını atarım ben sana. Hadi hoşçakalın abi. Hoşçakal abi, görüşürüz. Şimdi Kenan kardeşimiz yola çıktı. Onu da Ertan abiyle aynı zamanda mezun edeceğiz. Ertan abim takılıyor. Oturma odasında. Nasıl abi oturma odası? Oturma odası süper. Yatasın geldi. Yat çarşaf da var orada. Türkiye'den de arkadaşım geldi. Baran benim 2014'ten Work and Travel'dan arkadaşım. Kendisi psikolog. Arkada da Ahmet var. Onunla da İzmir'de görüşmüştük. Ertan abim de hazır bedavadan bulmuşken diyor psikolog. Sıkıntılarından bahsedeyim. Evet abi, anlatır mısın sıkıntılarını? Vallahi İngilizce bilmediğimiz için işte lafla da İngilizce öğretmen değil abi. O sıkıntılar yüzden zaten pardon. Yıpranma oldu yani. Yani öyle bir baskı oldu. Biz o baskıyı nasıl atlatabiliriz? O sıkıntıları nasıl geçirebiliriz? Bizi ortam yabancı, insanlar
yabancı. O yüzden bayağı bir adapte olamadık. Sıkıntı oluyor. Geceleri uykum kaçmaya başladı. Bunları nasıl düzeltebiliriz? Yani şöyle, her yeni durumun bir adaptasyon süreci var. Her yeni durum bir stres yaratır, stres üretir. Hepsinin bir adaptasyon süreci var. Eminim adapte olursunuz diye düşünüyorum. Zamanla geçer diyor abi. İnşallah. En kısa zamanda atlatmaya çalışacağız bunu yani. İnşallah psikolojimiz de düzelir, hayatımız da düzelir. Valla benim şu an tek konuştuğum şey araba parçalarıyla ilgili. Dur lan konuşayım ben. Ne mesela abi? Waterpump ne yapıyorsun diyor. Her kompresör sen nasılsın diyor. Temelde psikolojim bozuldu bunun. Bugün benim doğum günüm, kelimeler diyor ağzımda. Yap bir daha. Heh, konuş. Konuşuyorum. Konuş. Tamam, işte, olmadı, bitti. Olmadı bak, gelmedi, gelmedi. Gelmedi. Dur, başka birileri gibi oldu. Daha bir evet, daha bir. Bugün benim doğum günüm. Bir daha abi, bak, bir balon ver. Balonlar bana. Abi ben düzelmiyor da. Çek. Hani bekleyecektik bir ömür boyu. Çok kaliteli ses oldu. Kalır mı abi, ne diyorsun? Valla şu saatten sonra bu İngilizceyle kalırsa zaten onu döverim akşama. Geçsin de kurtulalım. Ha, geçince bir söz verdim, bir şey yapacak mı? Yok, hiçbir şey yapmasın abi. Hayırlısından geçsin. Sabahleyin ben onu uçağa bindireceğim, gitsin Türkiye'ye. Türkiye'ye mi gidiyor? Oradan da Gürcistan'a geçsin. Değil mi? Geçsin de gönderelim bunu. Tabii gitsin abi. Kalırsa ne yapacağız? Kalırsa ben zaten Troya geçerim büyük ihtimal. Kalırsa dövelim Kenan'ı. Ama büyük ihtimal geçer ya. Bu saatten sonra kalmaz abi. Kalmaz. Ne diyorsun abi? Bayağı bir offset'te zorlandı. Ne yapar, geçer mi? Vallahi bu saatten sonra geçmesi lazım ama daha bir pull-up hakkı da var. Çok oynuyor direksiyonun işte. Oynamadık söyledik ama tamam abi, öğrendim dedi de. İnşallah kalmaz. Çok oynuyor değil mi? Çok oynuyor. Traktör brake help. Service brake test. Service brake test. Help. Transmission neutral. Truck not rolling. Instructor, can you count me? Biraz Ertan abinin geçmişteki hayatıyla ilgili sorular soralım. Ertan abi kimdir? Nereli aslen? Aslen Eskişehirliyim. Burayı 15 sene Manisa'da yaşadım. Orada çalışıyordum zaten TIR'de. Sonra daha sonra Bursa'ya gittim. İşte Bursa Belediye'de çalıştım 2 sene. Şey, otobüs? otobüs üzerine. O otobüsçülük de var. Tabii otobüsçülük de var. Oradan işte ilerleyen zamanlarda... TIR'a geçtim. TIR'di, kamyondu derken. Bir gün geldi işte yeğen bizim adımıza bu işi yaptı. Bu işi dedi, elimde green kartı var. Son günü bekledim. Neyin son günü? Sınava girmeden önceki günü. Aynen. Şimdi bugün teslim edeceğiz bu green kartı. Nasıl oldu abi bu green karta başvurma hikayesi? Valla başvurma hikayesi dediğim gibi benim haberim yoktu yani. Bursa'daki yeğenim yaptı. Başvurduğundan haberin yoktu. Başvuracakları zaman benden istediler yeğenler bilgiyi. O hatta makara yaptık o ara. Ben dedim yapmayın. Başvurmayın bana dedim. Sizin dedim yaşınız genç. Bana sen dedim de şey yapmayın. Abi. Sonra dedim bak size çıkmaz, bana çıkar. Sonra dedim bak şey yaparım, üzülürsünüz dedim. Aynı da öyle yani, oldu. Yani hakikaten de öyle oldu. Sana çıktı. 3 ay sonra aradılar. Dayı sana çıktı dedi. Bize evet. Çıkmadı dedi. Öyle de buluştuk Bursa'da. Yani, aynen. Sonradan da işte sana ulaştılar. Instagram'dan oradan buradan. Bursa'da buluştuk. Nasip oldu, geldik. Dedim yine söyleyeyim. Seninle benimle denk gelmeseydik yine gelmeyebilirdim yani. Gelmeyecektim yani. Çünkü dil yok, arkadaş yok, çevre yok. Son zaten bir ayınmış. Aynen. Çünkü ben hayatta fazla zar atmasını sevmiyorum yani, biraz garanticiyim. Garanticisin. Ama güzel yere zar attın bu sefer. Sınavdan sonra da ehliyeti eline alıp Onur abinin yanına veriyoruz. Aynen. O da sıkıştırıyor bir yandan. Ne diyor? Pazartesi alman lazım diyor. Salı yola gideceğiz diyor. Şu meşhur kartımızı da ver artık istiyorsan. Yakında da zaten green card sonuçları açıklanıyor. Green card'la ilgili de videomuzu da yaptık. Bismillah diyelim. İnşallah size de çıkar. Fotoğrafa bak bakalım. Düzgün basmışlar green card. Yanlış adam green card'ını göndermesin. Abi sende kaç tanesin var? Adem, Orhan, Ertan. Ya ben yazdırdım işte hangisinden tutturursam gelsin diye. Vay. Vay anasını. Meşhur green card bu muymuş şimdi? Bunun satın alma bedeli olsa 100 bin dolar verirler. Ama sen 100 bin dolar bir yılda yaparsın zaten. Aynen. Güzel çıkmışsın ha. Tamam ver artık, zaten 2 hafta. Isırayım mı bir tane? Oğlum bir de kırar mırarsın bak. Hayırlı olsun. Elektronik sağ, abi. Allah razı olsun.
kendisi. Fotoğrafın renksiz sanki abi. Bilmiyorum, enteresan bir fotoğraf var yani bunda. Kaybetme ha sakın ha. Vay anasını diyor ha. Güzel ya. Kullar bak aldı koydu şey. Bu da vatandaşlığın için 5 yıl sonra vatandaşsın abi. Kısmetlerini arıyoruz Ertan abinin. Onlar da mı ezberlenecek? bu daha kolay permitler. Ben girdim bu vatandaşlık sınavına. Daha kolay. 100 soru var. Değişmiyor sorular. Sabit. Para bindiğimizde de bu sefer şey başlayacak. İngilizce eğitimi. Ha, İngilizce eğitimine de Ertan abi başlıyor. Ertan abi Terminator yapacağız. Terminator. Yarın alırsın abi. Şimdiden başarılar. Sağ olasın. Teşekkür et. Görüşürüz. Ne diyorsun, Ertan abi geçer mi? Ertan abi tek de geçer ya. Ertan abime bak. Sınav iptal olmazsa bu soğukta? Olmaz ya. Ama çok donarız orada var ya. Okunmuş şeker yedin mi? Aa yok. Şimdi şeyde, okulda yarım şeker yedim. Tamam. Hocalara puan veriyor. Tamam. Felicio 10. Kimi de severim. O da 10. Bilden çok akşamları takıldık. Ona da 10 verdim. Bu kim? Start business, ben Leste'yim. Sen Leste'yim? Van. Bir numara olduğumuz için evet, evet. Doğrusu. Ben tersten şey yapayım. Bu kim? Diyor ki, yeterli zaman aldınız mı training diyor. Yeterli saat aldınız mı diyor. Ben buna da hadi 10 vereyim de benim için sıkıntı yok. Ben 1 saat olandım, tamam zaten. Abi ne diyorsun, 10 saat sürdün ya. Tamam canım, sürdüm ya. Onu sürdü, yardı diyor. Adam zaten parkı biliyor. Bütün süreyle takip edeyim. Yazsana İngilizce, very good falan. Nereden yazdım oğlum, very good diye. Ben Türkçesini yazarım, olmaz. Varsayı yazdık abi. Kendi kelimede kalın. Vallahi hasta da olsak, yorgun da olsak Ertan Reis'i yalnız bırakmayacağız. Geldik sınava. Tam saatinde yetiştik. Yanımda Nurullah'la. Brom da çok güzel sürüyor. Onun da sınavı inşallah yakında olur. Ertan Baba'ya desteğe geldik. Bakalım. Eylül dostu dikkatli yap. Yavaş yap Eylül dostu. Aynen. Hadi görüşürüz. Yolda da bir sıkıntı çıkmazsa. Hiç sıkıntı yok. Sign'lara dikkat et, speed limit'e dikkat et. Yolda hiç sıkıntı olmaz. Air Lost'a dikkat et, numaralara falan. Eğer kadın derse ki emin misin, bitti mi böyle, gerçi nasıl anlayacak? Ya sadece saydım, okeydir. Tamam. Evet, heyecanla bekleyeceğiz. Evet, Ertan abi içeriği bitirdi, dışarıya geçti. En korktuğum yeri geçti yani. Şimdi açıyor, şimdi motor kısımlarını anlatacak. Buradan zaten sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Yolda da geçer zaten. Vallahi en kısa sınavlardan biri oldu. İnspeksiyonunu bir 20-25 dakika bile sürmedi ya. 15 dakikada inspeksiyonu yaptı Ertan baba. Yılların verdiği tecrübe. Adamın sınavı o kadar hızlı oldu ki. Yani 40 dakikada bütün sınavı bitirecek. Şimdi bir de yola çıkar. İn abicim aşağı. İn baba. İn Ertan Reis. Tamam. Düzgünün geri indi. Kurallara da hakim. Çok rahat, çok profesyonel. Tamam, parklarda geçti. Yol kaldı. Yoldan da kalmaz herhalde kral. Yok. Tamam Ertan abimiz, büyük bir sürpriz olmazsa geçti yani. Kadir diye biri. Beni olmadık yerlere soktu ya. Allah Allah. Vallahi bak, ne tren yolu kaldı, ne okul yolu kaldı, ne dağ, ne bayır. Allah. Taksinin geçeceği yollardan zor geçtim. Tırlar hep gördüm. İnspeksiyonu 13 dakikada yaptın. Hep şeyde bıraktı beni. Driver Lux'ın da bıraktı. Allah Allah. Hepsini tam söyledim ya. Sen öyle bir sınav yaptın ki, hadi hayırlı olsun abi. Hadi. Ehliyeti almaya gidersin buradan. Hayırlı. Ehliyet al da işe çıkaralım seni. İyi geçtim var ya, helal olsun. Parkı zaten... Parkta bir şey yok. Yolda da sakin gezdim. Biraz takip ettik sizi benzinliğe kadar. Bir de yolda macera yaşadık. Ne? Adamı biri bir geçti, par. Arkasından polis yapıştırdı. Şey gülüyor. Chelsea gülüyor. Seninle ne muhabbet etti? Ya bana iyi filan bir şeyler dedi böyle. Ben de dedim işte Türkiye'de truck driver'ım. Nasıl dedin? I am Turkish dedim. Tamam. Turkey truck driver 5 years old dedim. Oh good dedi, güzel diyor. Maşallah. Az da rot uzasaydı İngilizceyi söktürecekti bana. Değil mi? Sınav şeyiyle İngilizceyi de öğrendin abi. Korku şeyini adam öğreniyor. Abi o zaman Ertan abi söz verdiğimiz gibi başlatalım. Başlatıyoruz aynen. Onur abiyle çıksın yola. Sen kaç sene sürdün Türkiye'de tır? Abi ben toplamda bak 5 sene tırdan inmedim. 5 sene?
kamyondu, otobüstü. Yani 10 sene ben ağır vasıtadan inmedim. 10 sene benim ağır vasıta şoförlüğüm var. Ertan abi şeylere izletmek lazım. Otobüs, gelip kamyon. Dil bilmeyi bahaneler üretiyorlar ya. Diyorlar ki biz nasıl alacağız, sınavı nasıl geçeceğiz, bize sınav ayarla, bize onu ayarla, bunu ayarla. Bizde öyle okullar var ki sana sınavı da ayarlıyor, kulaklığı takıyor kulağına, permiti de alıyor. Sen hepsinden hiçbir bahane olmadan geçtin. Süper. O yüzden i̇şte, güzel örnek. İşte bu hiç işte. Dil bilmeden. Ertan işte şey diyor, anladın mı? Bu gelen insanlara bir örnek ki böyle olunuyor, böyle alınıyor. Dil bilmeden, kültür bilmeden, tamamen farklı bir ülkeden ya gelip çat diye okullar düştü. Ya 1,5 ay ne demek? Ama sürekli elinde kağıt, sürekli. Öğretti, yardımcı oldu bize. Normal ehliyeti de aldı, permütü aldı, şimdi şeyi aldı, CDL'i. Tam bir başarı hikayesi. Aynen. Evet. Gerçekten çok, çok büyük başarı. Helal olsun. Allah tebrik Allah ederiz olsun. Abi. Bir de iş anlaşmanızı yapın abi. Evet. İş anlaşmamızı bir el sıkışın. İş anlaşmamızı zaten yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Böyle razı olsun. Bak, bak dili yok tamam o problem tamam mı? Bak İngilizcesi yok o problemdir yani. Nanaki var onu diyeyim yani yalan yok bir şey yok. Tabii ki İngilizce olsaydı daha güzel diyor ama görüyorum nasıl istekli biri oldu onu, nasıl böyle çalışıp nasıl etti onu hemen zaten şey etmiştik, ufuklandık, ufuk. Ertan abi bize bir şey dersin. Aynen, aldılar aldılar. Aldı götürsün abi. Ya bu saatten sonra da tırın üstünde yolda yapacağımız şey İngilizce öğrenmekten başka bir şey. Bence bir yıla da Ertan abi İngilizceyi söker yani. Söker, valla söker. Son derece sosyal, eğlenceli bir adamı eğittim, sana bırakıyorum. Bu ayva iyi diye. Abi iyiydim ben ya. Ne tarz müzikler dinliyordunuz abi? Ya biz rap var, pop var, aynen, türkü, ya, türkü var, hepsi var. E tamam bende de var mı tabi? Sen de ama hepsini Hakan Altun söylüyor. Hepsinin baba. Başında arabesk pop. Sen de rapi de Hakan Altun söylüyor, popu da Hakan Altun söylüyor. Hayırlı uğurlu olsun abi, hoş geldin. Geri geldin. Nasıldı treningin? Vallahi 10 numara. Neler öğrendin? Her şey. A'dan Z'ye. Sürdü, sen... bayağı sürdün mü? Vallahi sürdük ya. Ben sürmedim diyebilirim. Yani zaten böyle çok sıkışık bir takvim yoktu. Saate de dalamadık. Gittik. Genelde ben sürmedim. Yanında oturdum. Çünkü yakında beraber kalacaklar. Yani ikisi aynı tıra çıkacak. Aynen. Ertan'la enişte. Değişik Ertan'a bir şey da, oldunuz abi. Ertan'a da aynısını yapacağım. Gene sıkışık bir takvim yok. Rahat rahat edeceğimiz bir şey olacak. Hayırlı uğurlu olsun abi. Sağ olun. Görüşürüz gene yatta. Yük gelince şey yaparız. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet, Ertan abimizi de bugün uğurluyoruz. Adam ehliyeti dün aldı, bugün gidiyor. Gözlüklerim nasıl olmuş? Ara ara takarım. Ama nasıl oldu? Yorumunuzu bekliyorum. Ertan abim, görüşürüz. Hadi hakkını helal et. Helal olsun. Buradayız. Dikkat gelin, et görüşürüz. Kendine. İyi yolculuklar. Evet. Düz git, düz gel. Zaten biliyorsun. Evet. Hadi Allah'a emanet. Place.